Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. İki tane villamızın tanıtımı için geldik. Ön tarafımız park alanı. Gerçekten güzel villalar. İçerisinde şömine de var. Çok güzel iki tane villa izleyeceksiniz ama sadece birinin tanıtımını yapacağız çünkü diğeriyle aynı. 1 milyon 100 binden başlıyor arkadaşlar fiyatımız. Bence çok güzel bir villa. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Kısa bir tanıtım videosu var. Ardından beraber evi gezeceğiz. Gerçekten güzel iki adet villamızın olduğunu söyledik. 1 milyon 100 bin TL'den başlıyor. Ön taraf 1 milyon 350 bin TL. Arka tarafta 1 milyon 100 bin TL. Girişlerimiz ayrı. Şu an Hakan'ın girdiği yer bizim bakacağımız villanın girişi. Buradan zaten ayrılacak arkadaşlar duvarla ya da artık korkulukla. Arka tarafın girişi de burada olacak. Sağ tarafta güzel bir küçük yeşil alanımız var. İstenirse burası artık domates biber bile ekilebilir yani. Güney cephe olduğu için rahatlıkla da büyüyecektir. Üst tarafında gördüğünüz gibi böyle modern bir yapı yapılmış arkadaşlar. Bunun aralarından istenirse o koruyucular var. Güneşten koruyucular. Onlardan geçirilerek burası daha güzel oturulabilir bir hale getirilebilir. Ya da tamamen kapatılıp kış bahçesi haline getirilebilir. Güney cephe bir evden bahsediyorum arkadaşlar. Arka cephede de bir evimiz var. Onun fiyatı 1 milyon 100. Ön tarafın fiyatı 1 milyon 350 bin TL. Arka tarafın girişi de buradan devam ediyor. Yine aynı şekilde arka tarafın bahçesi biraz daha geniş. Arka olduğu için oranın arsa payı biraz daha geniş kalıyor. Girdiğimizde salon mutfağı açılan bir kapımız var. Salon mutfağı açılan bir kapımız var arkadaşlar. Ana giriş kapısından girdikten sonra sağ tarafta salon mutfak kısmı, sol tarafta da böyle bir şömine yapılmış. Buraya iki tane berjer atılırsa çok güzel olabilir mesela. İlk önce ben ölçümlerini yapayım. Size kaç metrekare olduğunu da söyleyelim. Burası 6,31'e 6,83 gerçekten güzel bir salon arkadaşlar. Otomatik panjurlu olduğunu söylemiştim. Otomatik panjurlu olmasının da büyük avantajları var. Çünkü güney cepheli. Güney cepheli bir evde sıcakta duramazsınız. Panjurlu olması çok büyük bir avantaj. Mat beyaz seçilmiş dolaplar artı kulplar yine siyah beyaz. Bir temizlik ihtiyacı var ama evin. Güzel bir tezgah olmuş. Gerçekten mutfak alanı çok güzel olmuş arkadaşlar. Çok şık, kullanışlı bir mutfak olmuş. Şimdi bu tarafa döndüğünüzde de televizyon ünitesini nereye bırakmışlar? Karşıya bırakmışlar. Televizyon ünitesi şöminenin yanına bırakılmış arkadaşlar tesisatı. Yani oturma grubunu buraya koyduğunuzda karşı tarafı izleyebiliyorsunuz. Ya da şöminenin başına iki tane berjer konulabilir. Çok da güzel olacaktır. Burada güzel bir şöminemiz var. Isıtma amacıyla da kullanılabilecek bir şömine arkadaşlar burası. Sadece soğutma, pardon, sadece süs için değil, ısıtma amacıyla da kullanılabilir. Şöminenin karşısında yukarıya çıkış merdivenlerinin yanında bir lavabomuz var. Bildiğiniz gibi Didim'de artık bu metrekaresi küçük olan arsalarda sürekli gördüğümüz bir şey. 1 metre merdiven genişliğimiz var arkadaşlar. 1-1.10 standart biliyorsunuz. Bu şekilde bir merdiven genişliğimiz mevcut. Odalar laminant, ortak kullanım alanlar ıslak zemin. Bunlar parke değil. Orta katta iki tane odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Merdivenin hemen karşısında elektrikler yanmıyor şu an ama yine aydınlık gözükecektir. Bir banyo lavabomuz mevcut. Hemen onun yanında çocuk odası olarak kullanabileceğiniz bir oda var. 3.94'e 2.59. 3.94'e 2.59 otomatik panjur olduğunu söylemiştim. Kapılar mat beyaz, kulplar siyah.
Pencereler ve panjurlar antrasit gri diyorlar ama bence biraz daha siyaha yakın. Onun yanında bir odamız daha var. Bu odada 338'e 462. Şuraya güzel bir gömme dolap yapılabilir. Bak bu alan güzel bir gömme dolap olur. Şuraya kadar ya da böyle L'ye gelir. Buraya kadar bir dolap olursa bütün ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Ama özel yapım olması lazım. Çünkü L bulmamız çok zor. Bu açılıyor mu burası? Buranın kolu yok. Bunu açamayacağız galiba. Burada da böyle bir balkon var arkadaşlar. Şu an gösteremiyorum. Eksikler var demiştik. İşte bu eksiklerin tamamlanması lazım. Ardından tekrar bir çekim yaparız. Şurayı da gösterir misin Hakan? Bak ön tarafımız park alanı. Ön tarafımız komple yeşil alan arkadaşlar. Temizlik, elektrik tesisatı ve birkaç tane rütuştan sonra ev oturulabilir hale gelir. Arka cephe 100, ön taraf 1.350.000 Türk lirası. Burayı da ölçeceğim. Güzel bir koridorumuz var. Burası da 2 metreye 3.92. Burada güzel bir alan bırakılmış. İşte güneş enerjisi için tesisatımız var. Termosifon için tesisatımız var. Buraya da makine için tesisat bırakılmış. Çamaşır makinesi için. Neden mantıklı? Çünkü terasta kurutacaksınız arkadaşlar. Yani orta kat ya da en alt katta olması mantıksız. Burası gayet ideal. Buna güzel bir dolap yapılarak kapatılır. Çok da güzel olur. Ortak kullanım bir banyo lavabomuz var hemen sağ tarafta. Ortak kullanım çıkışımız var. Terasa ve arkamda da oda var arkadaşlar. Burası da gayet kullanışlı. Geniş bir oda. 329'a 396 güzel kullanılabilir bir oda arkadaşlar burası da. Gayet ideal. Ortak kullanım alandan da buradan da terasa çıkışımız var. Ama çıkamıyoruz. Oradan çıkabilir miyiz? Deneyelim. Çünkü kulpları takılmamış daha bunların. O yüzden çıkamıyoruz. Böyle de bir terasımız var arkadaşlar. Güzel, geniş. İstenirse buraya bir mutfak tezgahı bırakılmış. Tezgah tesisatı bırakılmış. Yapılabilir. Olabilecek bir şey. Güzel de olur. Kullanışlı da olur. Eğer isterseniz. Güzel bir lazer kesim yapmışlar. Korkulukları üstü kapatılırsa buranın daha kullanışlı olacaktır. Ön tarafımız park alanı. Altın Kuma 4 kilometre. İmbat'a 3 kilometre mesafedeyiz. Gönder Koleji'nin altındayız arkadaşlar. Şimdi ben odalara geniş diyorum. 3.96'ya neydi mesela? 3.96'ya 3.29'du odanın büyüklüğü. Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Adana gibi yerlerde yaşıyorsanız size bunlar küçük gelecektir arkadaşlar. Ya da Almanya'da ya da işte Fransa'da yaşıyorsanız bunlar size küçük gelecektir. Burası yazlık bir bölge. Oralarla karıştırmayın arkadaşlar buraları. Burada metrekareler en aza indirgemeye çalışılmış. Çünkü daha çok konut yapılmaya çalışılıyor. Çünkü arz talep meselesi. Bu yüzden oradaki evlerle kıyaslamayın. Buradaki evlere göre normal metrekareler bunlar. Gerçekten normal metrekareler. Geniş mesela biz 5'e 5 oda gördüğümüzde şaşırıyoruz dedim de. Tamam, Ankara'da mesela benim oturduğum bir 1+1 daire vardı. Buradaki 3+1'lerle aynı kıyastaydı. Metrekare bazında diyorum. Ama burası yazlık bir bölge. Hiçbir yerle karıştırmayın arkadaşlar. Hiçbir yerle karıştırmayın. Eğer zaten Ankara'yı övüyorsanız Ankara'dan ev alın. Ama şimdi insanlar neden buraya geliyor? Deniz var, güneş var, kum var, havası, doğası, her şeyle mükemmel bir yer. Metrekare bazında da biraz daha küçük. Güzel bir villa tanıttı. Karşımız park alanı. Dediğim gibi Altınkuma 4, İmbat'a da 3 kilometre mesafede. Hemen bu sitenin ön tarafında cadde var arkadaşlar. Yani bütün dolmuş otobüs oradan geçiyor. Rahatlıkla her yere ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumları eksik etmezseniz sevinirim. Ön taraf 1.350.000, arka taraf 1.100.000 TL. Kendinize çok iyi bakın.